Şimdi bu kulak kepçesinde biz hep duyarız. Özellikle de bizi izleyen değerli izleyicilerimizin biraz daha yakından tanımaları için veyahut da hep duydukları şeyin ne olduğunu öğrenmeleri için, anlayabilmeleri için şu kulak kepçesinde insan vücudu bir cenin gibi, ana rahminde baş aşağı yatan bir cenin gibi temsil Evet. ediliyor denir hep. Evet. Nedir bu? Kulak kepçesi haberleşme noktalarını içeren bir organ. Yani bunun anlamı şu: kulağımızdaki noktalar vücudun ilgili bölümleri ya da organlarıyla haberleşen bir yapıya sahip. Bu korespondans nokta dediğimiz noktaları birleştirip bir şekil elde ettiğimizde, bu şekil bize ana karnında normal pozisyonda yatan bir ceninin kulakta temsil edilmesini gösteriyor. Yani bu kepçeyi şöyle değerlendirdiğimiz zaman baş, boyun ve yüzün labium dediğimiz kulak memesinde, göğüs Yerine. organları ve karın organlarımızın bizim konka dediğimiz kulağın iç boşluğunun olduğu Çukur olduğu bölgede, bölgede. çukurda yerleştiği, üst ekstremitelerimizin, ellerimizin, kollarımızın bulunduğu bölge, scapa dediğimiz kulağın şu yassı bölgesinin üst dış kısmında temsil edildiği, alt ekstremite dediğimiz ayaklarımızın, parmaklarımızın temsil edildiği bölgede, kulağın hemen şurasında bulunan üçgen tarzında bir çöküntü olan fossa triangularis bölgesine yerleştiğini görüyoruz. Bu temsil resim Noje tarafından ilk olarak geliştirilmiş. Bir takım noktaları tespit ettikten sonra Noje bir kulak haritası çıkarmış. Daha sonra Bourdieu ile birlikte refleks bölgeleri dediğimiz işte ilgili organların lokalizasyonlarının olduğu daha genişmiş haritalar ortaya koymuşlar. Bunu daha sonra bir takım araştırmacılar takip etmiş. Ki bu araştırmacıların içinde en önemli yere sahip olan Overby. Overby yaptığı Bir araştırmada teori ileri bir sürmüş. teori ileri sürmüş ve bu teoriye göre anne karnında bulunan embriyonun gelişim süreciyle kulağın gelişim süreci embriyolojik kesitlerle ve embriyo resimleriyle desteklenerek çok büyük bir araştırma sonucu bu 10 ortaya bin galiba konmuş. değil mi? 10 bin üzerinde 10 bin kesitte üzerinde. yapılan bir Evet. araştırma sonucunda.